Arkadaşlar raylarımı aldım. Raylarımın montajı için ayaklar kaynattım buralara. Flanşında salgı vardı. O yüzden ağzına kaynak yaptım. Üzerindeyken tornalama yapacağım tekrar buna. Şöyle raylarımın rulmanları var. Rulmanlarımı arkadaşlar, lazer kesimde bir de böyle bir saç kestirdim. 10 milimetrelik. Bu şekilde olacak. Araba kısmı. Şimdi bu rulmanları şöyle göstereyim. Montaj deliklerini buralara markalayacağım. Markaladıktan sonra rulmanların montajını yapacağım bunu. Rulmanların montajını yapmamın sebebi raylarımı sabitlemeden önce eksen kaçıklığını almam gerekiyor. Rulmanlarımı sabitledikten sonra rulmanları ileri geri gezdireceğim ve rayımı eksenlemiş olacağım. Eksenledikten sonra rayımın montaj delikleri var. Bu montaj deliklerini şaseme markalayıp deliklerini deleceğim ve şaseye kılavuz çekeceğim. Hemen markalama işlemine geçiyorum şimdi. Arkadaşlar, markalama işlemim bitti. Şimdi buralara nokta vuracağım. Ondan sonra delik işlemine geçeceğim. Arkadaşlar, şimdi noktalama işlemini yapacağım. Noktalarım da tamam. Şimdi punta matkabıyla puntalayacağım. Ondan sonra deliklerini deleceğim. Devam edelim. Arkadaşlar, boru yağ kullanıyorum. Delik delerken matkabım körelmemesi ve kolay kesmesi için. Thank you.
Arkadaşlar plakam hazır. Deliklerini deldim. Şimdi rulmanlara montajını yapacağım. Civataların boylarını ayarladım. Rulmanlara montajını yaptıktan sonra rayın markalamasını yapacağım. Delik delik kılavuz çekeceğim şaseye. Şimdi punta matkabıyla noktaladığım yerleri puntalayacağım. Arkadaşlar kılavuzlarımı çektim. Şimdi rayları koyacağım. Arkadaşlar kızak tamam. Şimdi bunun üst tarafına devam edeceğim. Üst tarafına yine böyle iki şekil iki tane ray koyacağım. Onun üzerine de bir tabla koyacağım. Bu şekilde devam edecek. Yine bunu kumpas yardımıyla markalayacağım önce, çizeceğim. Ondan sonra deliklerini deleceğim. Arkadaşlar deliklerimi deldim. Yanlışlıkla şu sıraya fazladan delik delmişim. Dalgınlığıma geldi. Şimdi toplamaya başlayacağım. Bu arada ortadaki milim için, civatalı milim için şu şekilde iki tane rulmanlı yatak yaptım.
şekilde duracak. Buru arkada duracak rulmanlı yatağımın içine bir tane de burç yaptırdım. Şu şekilde dayanıyor. Önüne ve arkasına stoper yapacağım. Aşama aşama devam ederiz. İki tane de şöyle bir rulmanlı yatak yaptım. Bu da diğer uzun vidalı milim için kullanacağım. Şimdi toplamaya başlıyorum arkadaşlar. Şimdi bunu da vidalayacağım. Arkadaşlar raylarım tamam. Şimdi vidalı milimi takacağım. Vidalı milim içinde burada civata yerlerim var. Eksenlerde deldiğim. Bu şekilde olacak. Vidalı milimi sabitlemeden önce şu rulman yataklarını takacağım. Bu şu an boşta. Bunu en son rayıma oturtacağım. Arkadaşlar buradaki yatağımı takmadan önce vidalı milimi bağlamam gerekiyor. Evet, vidalı milimi sabitledim. Şimdi rulmanımı takacağım. Evet, şu an vidalı milim de tamam. Şimdi bunun arka tarafına da bir tane pul koyacağım. Şu şekilde. Şu iki tahtadan bunun iki önüne stoper yapacağım. Bu stoper sayesinde bu arabam ileri geri gidip gelecek tavlam. Şimdi bunları somun haline çevirme kısmına geçelim. Arkadaşlar bu şekilde markaladım ben bunları. Şu şekilde benim yaprak freze setim var. Çapı 16 benim milimin çapı 16. 16'lık yaprak freze ile bunların merkezine delik açacağım. Merkezine delik açtıktan sonra alınlarından delik deleceğim. Daha sonra ortadan bunları yaracağım. Şimdi hemen delik kısmına geçeyim. Evet, birinciyi deldim. Evet, ikisini de deldim. Şimdi şu şekilde alınlarından iki işaret delik deleceğim.
Evet, birincisi tamam. İkincisi de tamam. Şimdi bunlara vidayla bir kere diş açacağım. Daha sonra ikiye böleceğim. Şimdi dikeylemesine keseceğim bunları. Hemen o bölüme geçeyim. Şekilde kestim arkadaşlar. Şimdi bunun alt tarafların vidalı olacak şekilde üstlerini bollaştıracağım. Daha büyük bir matkapla deleceğim tekrar. Cıvata rahat geçmesi için. Evet arkadaşlar, bu şekilde olacak. Şimdi montaja devam ediyorum. Bu şekilde geçiriyorum bunları. Evet arkadaşlar, bunları da taktım. Şimdilik şuraya şöyle bir kol yaptım. Daha sonra düzgün bir kol yapacağım şimdilik kullanmak için. Görüyorsunuz, bu şekilde hareket ediyor. Bunu da rayına oturttum. Bunda da bir sıkıntı yok. Şimdi bunu sağa sola hareket ettiren mili takacağım. Onun için de bunları kullanacağım. Şu şekilde bir vidalı milim var. Buraya bir saç kestim ben. Bu sacımı buraya kaynak yapacağım. Kaynak yapmadan önce rulmanlarımı Şimdi rulmanlarımdan başlıyorum montaja. Burası tamam.
Yine bu somunlarımı takacağım. Şekilde kaynak yapacağım. Evet arkadaşlar, yan taraf da tamam. Ben daha sonra şuraya ve diğer uca sap yapacağım. Ama şu an için gerek yok. Şu an torna aynamı takacağım. Önce bunu tornalayacağım. Şimdi o kısma geçiyorum.